Evet, Çağla ile Elim Bilgin devam ediyor. Yeni konuğumuzla birlikteyiz. Kadın sağlığı doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Hakan Özörnek hocamız bizlerle beraber. Nasılsınız hocam? Tekrar çok teşekkürler. Geldiniz. İyiyim size. İyi olmaya çalışıyoruz hocam. Bir dilerseniz bugün özellikle yalın tüp bebek tedavisi evet, ilk kez konuşacağımız bir konu ama ondan önce tüp bebek tedavisi nasıl yapılıyor şu anda, nereden nereye geldi onu konuşarak başlayalım. 41 yıldır dünyada tüp bebek yapılıyor. Şu ana kadar doğmuş 8 milyonun üstünde tüp bebek var dünyada. Yani bir büyük şehir nüfusu kadar. Ve yıllar içinde tabii ki tüp bebekte birkaç değişiklik oldu. Bir tanesi hastaya yaptığımız tedavi kolaylaştı yıllar içinde. Süresi kısaldı, iğne sayısı azaldı, başarısı yükseldi. Bu başarısı peki niye yükseldi? Çünkü artık laboratuvarlar hastanın tedavisi ne kadar kolaylaştıysa laboratuvarlar o kadar karmaşık, sofistike hale geldi. Artık biz bir embriyoyu 24 saat boyunca izleyebiliyoruz ve onların gelişimiyle ilgili çok ayrıntılı bilgiler toplayabiliyoruz. Dolayısıyla da hangi embriyonun en yüksek gebelik oranı vereceğini tespit edebiliyoruz. 41 yılda geldiğimiz nokta bu. Gayet güzel noktalara geldik. İlerlemeye de devam ediyor. Kesinlikle. Ama tabii ki en büyük sorunlardan bir tanesi herhalde kadınlarda yumurta sayılarının azalması. Evet. Değil mi hocam? Evet. Nedenleri nelerdir? Şimdi yumurta çok kıymetli. Çünkü bir kadın yumurtalarıyla doğuyor. Hiçbir zaman yeni bir yumurta hücresi üretmiyor. Bir depomuz var. O depoyu harcamaya başlıyoruz ve en son yumurtayı harcadıktan sonra menopoza giriyoruz. İşte o noktadan sonra artık yapılacak hiçbir şey yok. Yani hiçbir şekilde anne olma şansımız yok. Dolayısıyla varken yumurtalarımızı değerlendirmek gerekiyor. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Eğer evliysek bir an önce çocuk sahibi olmak, eğer evli değilsek yumurtaları dondurup saklama şansına sahibiz. Son zamanlardaki teknoloji artık yumurtaların dondurulabilir olmasını sağladı. Çünkü yumurta hücre olarak zor dondurulabilen bir hücredir. Büyük bir hücredir, içinde çok su vardır. Dolayısıyla da yeni teknolojiyle artık çok başarılı bir şekilde donduruluyor. Bu bize ne özgürlüğü veriyor? İstediğimiz yaşta çocuk yapma özgürlüğünü veriyor ki bu çok önemli bir şey. Çünkü artık kadınlar daha uzun yaşadıkları için önce eğitim, sonra kariyer, sonra işte helal süt emmiş birini bulalım, sonra adam helal süt emmiş bakalım. Yani daha ileri yaşlarda anne olmak istiyoruz. Dolayısıyla da bunun önüne geçebileceğimiz tek şey de yumurtalarımızı dondurup saklamak. Embriyoların kalitesini hocam yumurta mı yoksa sperm hücresi mi etkiliyor? Ağırlıklı olarak yumurta. Çünkü yumurta bir spermin hacim olarak 300 katıdır. Ve yumurtanın içinde son derece besleyici. Çünkü yumurta döllendikten 6-6,5 gün sonra rahme yerleşir. Bu 6-6,5 gün tamamen beslenmesi yumurtanın içindeki kendi öz varlıklarından kaynaklanır. Dolayısıyla buradaki bir problem gerçekten embriyonun kalitesini etki eder. İkinci etki edecek şey de yumurtanın sizinle birlikte yaşlanmasıdır. Yani siz 25 yaşındaysanız yumurtanız 25 yaşında. Siz 40 yaşındaysanız yumurtanız 40 yaşında. Yumurta da sizinle yaşlandığı için yaşlandıkça da içindeki o enerji. Tabii. Ben genellikle hastaya şey diye anlatıyorum, bu bizim cep telefonlarının pilleri gibi. Piller de yavaş yavaş azalıyor. Bu da embriyo kalitesini direkt olarak etkileyen bir faktör. Yumurtanın kalitesi neye göre değişiyor hocam? Tamamen yaşa göre değişir. Şöyle sorular geliyor. Yumurtanın kalitesi arttırılabilir mi? Hayır, arttırılamaz. Neden? Neyse o mudur yani? Neyse odur, çünkü annenden doğduğunda vücudunda olan hücreler. Yani sen şu baş parmağını nasıl bir santim uzatamıyorsan herhangi bir ilaçla, bitkiyle, kürle. Var olduğu gibi. Yumurtanın da kalitesini arttıramazsın. Kötüleştirebilir miyiz? Evet, kötüleştirme şansımız var. Sigara içersek. Sigara içersek. Sigara çünkü yumurta kalitesini düşürdüğünü bildiğimiz tek şeydir. Hocam dilerseniz bu yalın tüp bebek tedavisini konuşalım. Nedir bu? Evet, yalın tüp bebek tedavisi. Dediğim gibi çok uzun senelerdir tüp bebek yapıyoruz ve bu işi artık daha kolay yapmak istedik. Ve gerçekten tedavideki bütün gereksiz testleri, gereksiz uygulamaları tedavinin dışına aldık. Başarıyı düşürmeksizin. Ne yapıyoruz? Daha az ilaç kullanıyoruz. Çok ilaç kullanarak daha başarılı bir tedavi elde etmiyoruz çünkü. İkincisi hastalara verdiğimiz anestezi miktarlarını düşürdük. Bu da 10 dakikalık zaten bir işlem, yumurta toplama işlemi. Orada daha konforlu bir hayat sağlıyor. Hastalar bir an önce çünkü kalkıp evlerine gitmek istiyorlar. Üçüncüsü ve daha önemlisi spermi doğanın seçmesini sağlıyoruz bu yöntemde. Çünkü mikroenjeksiyon yaparken
bir insan sonuçta seçiyor. Yani yüzlerce sperm var. Siz esasında evet. doğaya çok müdahale ediyorsunuz. Diyorsunuz ki şu spermi alıp ben. En iyisi o göründüğü için. Ama belki doğa onu seçmeyecek. Doğa farklı bir spermi seçecek. Yani normal daha doğala yakın bir tüp bebek oluyor. Ve dördüncüsü de en önemlisi bütün bunlar tabii ki maliyeti etkiliyor. Tüp bebek maliyeti çok da ucuz olmayan bir tedavi. Ama maliyetleri bu şekilde düşürebiliyoruz ki hastalarımız bu yalın tüp bebeği çok seviyorlar. Belki de bu en son sebepten dolayı. Peki hocam eğer yumurta sayısı azsa nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Burada da Çağla Hanım yumurtaları bir havuz olarak biriktiriyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü az sayıda olan yumurtalarda genetik olarak problemlerin de yaşandığını biliyoruz. Özellikle 40 yaş üstü, 38 yaş üstü olan kadınlarda diyelim ki bir veya iki tane yumurtası var. Bunları topluyoruz. Embriyo haline getiriyoruz. Yani döllüyoruz ve donduruyoruz. Daha sonra tekrar aynı tedaviyi yapıyoruz. Ve sonuçta 4 tane embriyo elde etmeye çalışıyoruz. 4 tane embriyo elde ettiğimizde genetik tarama testlerimiz var. Artık 46 kromozomun hepsini tarayabiliyoruz. Yani bir Down sendromunu anne rahmine embriyo yerleştirmeden önce tespit etme şansımız var. Bu çok önemli. Evet. Neden önemli? Birincisi gebelik şansımızı arttırıyor. İkincisi düşük riskimizi azaltıyor. Çünkü amacımız sadece gebelik değil, tabii düşüğü de engellemek. Ve daha da kötüsü sakat bir çocuğunuzun olmasını en baştan engelleme şansımız var. Dolayısıyla bu genetik testi yaptığımızda o genetik test sonucu zaten genelde bir veya iki tane embriyonun sağlıklı olduğu yani genetik olarak normal olduğu bize bildiriliyor. Ve biz onu transfer ediyoruz. Bu şekilde yumurta sayısı az dahi olsa yüksek bir gebelik oranı hastamıza verme şansımız oluyor. Çünkü genellikle bir yumurtayla hastalar %5 %10 arası bir gebelik şansına sahipken bu uygulama sayesinde aşağı yukarı %50'lik yani 25 yaşındaki bir kadının gebelik oranı neyse 40 yaşındaki bir gebelik bir hastaya da aynı gebelik oranını verebiliyoruz bu havuz yöntemiyle. Evet. Peki bu tedavinin yan etkisi var mı? Mesela hep kiloya neden olur diye bilinir. Yalan mı hocam? Yalan. Şöyle tedavi sırasında vücut aşağı yukarı 1 kilo kadar su tutuyor. Ve tedavi biter bitmez bu suyu atıyoruz. Dolayısıyla yani tedaviye başladığınız kilonuz neyse bitirdiğinizde de kilonuzun aynı olması lazım. Ama ara dönemde. Ama hastalarımız yemeği seviyorlar. Türk mutfağı harika. Demin de burada çok güzel kokular geliyordu. Dolayısıyla çok ilgiliyiz yemekle. Ondan dolayı hastaların da kolayına gidiyor. İlaç aldım ben işte kilo aldım şeklinde ama ilaç kilo yapmıyor. Yani yok. Net olarak söyleyebilirim. Onun dışında da bilinen bir etkisi yok. Yani dünyada her yıl 2 milyon kişiye bu ilaçlar uygulanıyor ve dediğim gibi 41 yıldır uyguluyoruz. Dolayısıyla ilaçların artık çok büyük yan etkisi olmadığını aklandı yani. Diyorsunuz. Aklandı evet. Bu tedavi peki aklandı. Rahim içi zarı nedir hocam ve neden bu kadar önem taşıdı? Şimdi rahim içi zarı son zamanlarda çok önem kazandı çünkü bilgimiz arttı. Eskiden rahim içi zarı ile ilgili bilgimiz çok sınırlıydı. İşte bir tek kalınlığını ölçüyorduk. 7 milimetrenin üstündeyse transfer yapıyorduk. Bütün macera orada başlıyordu, bitiyordu. Şimdi birincisi rahim iç zarının esasında steril olmadığını yani mikropsuz olmadığını öğrendik. Rahim iç zarında da bağırsaklarımızdaki gibi bir mikrobik koloni var. Ve bu değişirse embriyo buraya yerleşemiyor. İşin enteresan tarafı buradaki olan bir enfeksiyon ne ağrı yapıyor, ne ateş yapıyor, ne akıntı yapıyor. Yani bir kadının bunu bilmesi mümkün değil. Ama bu tedavi edilmediğinde embriyonun yerleşmesini etkilediği için gebelik şansınızı düşürüyor. Birincisi bu. İki, rahim kasılabilen bir organ. Dolayısıyla rahim embriyo transferi sırasında çok hafif kasıldığında yani milimetrik kasıldığında dahi ki bunu kadının hissetmesi mümkün değil. Benim ultrasonda görmem mümkün değil. Ama embriyoyu dışarı atıyor. Dolayısıyla buna karşı bir ilaç geliştirildi. Evet, o ilaçla rahmin tamamen hareketsiz kalmasını tırnak içinde sağlıyoruz ki embriyo daha kolay yerleşsin. Bir de tabii ki bağışıklık sistemi üzerine çok büyük bilgilerimiz oldu. Çünkü biliyorsunuz gebeliğin yarısı babadan ve vücuda giden her yabancı vücuttan atılmakla mükelleftir. Yani mikrop gelse bağışıklık sisteminiz onu bertaraf etmek ister, atmak ister. İşte başka birinin organı size takılsa o organı reddeder vücut. Tek istisna gebeliktir. Bu gebeliğin korunması lazım. Bazen işte bu konularda korunamayabiliyor. Onlara karşı da bir takım ilaçlarımız var. Var. Peki hocam tüp bebek tedavisinde laboratuvarda özellikle güvenlik nasıl sağlanıyor? Bu da herhalde önemli sorulardan çok önemli. Çok önemli. Çünkü şimdi yıllardır biz nasıl çalışıyorduk? Şöyle çalışıyorduk. İşte ben mesela bir
yumurtayı dölleyeceğim. Yumurtayı alıyorum. Ayşe'nin yumurtası, Ali'nin spermi. Siz benim arkamda duruyorsunuz. Şahitlik ediyorsunuz bana. Tabii. Diyorsunuz ki evet Ayşe, evet Ali. Fakat bu tabii ki insan olarak yapılan bir şey. Şimdi tamamen elektronik bir sistem bizi denetliyor. Ve bu çok emniyetli. Neden çok emniyetli? Çünkü elektronik sistem yorulmuyor, istisna yok, kötü günü yok, hata yok. Şansı %0. Hı hı. Ve en ufak bir diyelim ki Ayşe'nin yumurtası Ali yerine Veli'nin spermi olduğunda laboratuvarı birbirine katıyor. Ekranlar kızarıyor, bağırınıyor. Alarm çalmaya başlıyor. Çok net bir şekilde sizi uyarıyor ve bunu bertaraf ediyor. Yani biz artık son derece emniyetli bir şekilde biliyoruz ki buna bir witness sistemi deniyor. Bu yani tanıklık sistemi Türkçesi. Bu tanıklık sistemiyle içimiz rahat. Bizim içimizin rahat olmasına rahattı zaten yıllardır. Hmm. Ama bunu hastaya kanıtlayamıyorduk. Şu anda hasta da bunu denetleme şansına sahip. Her hastaya bir tane kart veriyoruz her çifte ve o kartla kendi hücresine ne zaman ne yapıldı, ne uygulandı en son transfer aşamasına kadar takip edebiliyor. Transfer günü de kendi hücrelerinin olup olmadığını kendisi check ediyor. Dolayısıyla hastalarımızın içi çok rahat. Bu elektronik şahitlik sistemi bence bütün laboratuvarlarda artık kullanılması gereken bir standart olması gerekiyor ki hastalarımızın içi rahat etsin. Rahat etsin. En önemlisi de bu herhalde. Evet, peki hocam, tüp bebek tedavisine tekrarlayan başarısızlıklarda neler yapıyorsunuz şu anda? Şimdi tekrarlayan başarısızlık olduğunda gerçekten çok zorlanırız, böyle boynumuz bükük kalır. Ya işte yapmışız bir tedavi, olmamış. Evet. Ama tedavinin de belli bir başarısı var. Yani en iyi ihtimalle %60 şansımız var. Hı-hı. Yani 10 hastadan 4'ü o tedaviden faydalanamayacak. Ekstra yaptığımız şeyler var. Bir tanesi demin anlattığım genetik test. Çok işimize yarıyor. Çünkü tekrarlayan başarısızlıklarda biliyoruz ki genetik olarak problem daha fazla normal insanlarda. İkincisi de demin yine bahsettiğim bu bağışıklık sistemi. Bağışıklık sisteminde problem olduğunda siz istediğiniz kadar iyi bir embriyoyu transfer edin. Rahime yerleşmiyor embriyo. Buna karşı bir serum tedavisi var. Bu serum tamamen şans eseri bulunmuştur. Normalde yoğun bakım hastalarında kullanılan beslenmeyle ilgili bir serum. İçinde yağ molekülleri var. Yoğun bakım hastası ağızdan beslenemediği için damardan beslemek amacıyla. Hı-hı. Ama anne adayının bağışıklık sistemini dengeliyor. Hmm. Transfer günü başlıyoruz ve 2 haftada bir tekrar ediyoruz kalp atışını görene kadar. Ve gerçekten yani 3 kere denemiş, 5 kere denemiş. Benim en sevdiğim hasta grubu bunlar zaten. Yani çok deneyip de başarısız olamayan hastalar. Çünkü onlar da başarılı olunca sevinç daha yüksek oluyor. Bu serum tedavisini uyguladığımızda sonuçta hastaların yarısından fazlasında gebelik elde edebiliyoruz. Ve bu onları çok mutlu ediyor. Bizi de çok mutlu ediyor. Çünkü problemin bağışıklık sisteminde olduğunu tespit etmiş oluruz bu şekilde. Hı hı. Ve onlara da bu tedaviyi önermiş oluruz açıkçası. Evet. Peki hocam, bu yumurta dondurma işlemini birazcık konuşalım detaylı tabii olarak. Ki. Ne zaman yapılıyor? Ağrılı bir yöntem midir? Öncesinde sonrasında neler düşüyor hastaya? Şimdi hastamız geldiğinde bir kere tedavi adetle birlikte başlar. Hı hı. En önemli noktalardan bir tanesi hastanın kendiliğinden adet görmesi lazım. Yani ilaçla adet görüyorsanız yumurtanızı donduramazsınız. Hı. Kendiliğinden adet görüyorsanız yumurtanızı dondurma şansınız var. Geldiğinizde bir ultrason, bir kan tetkiki yaptıktan sonra önce bir 10-12 günlük ilaç tedavisini alıyoruz hastayı. Buradaki amacımız yumurta sayısını arttırmak. Çünkü ne kadar fazla dondurursak o kadar başarılı bir tedavi. Peki yumurta sayımız arttı 12-13 gün sonra. Bunların toplama işlemi var. Toplama işlemi aşağı yukarı 10 dakika sürer ve genel anestezi altında yapılır. Yani hasta uyur. Zaten bu işlemin hiçbir tarafında ağrı yoktur, acı yoktur, herhangi bir yani hastayı zorlayacak nokta yoktur. Çalışan mesela kadınlar buna çok önem veriyorlar. Önce kariyerlerini yapmak amacında oldukları için. Hı hı. Çalışma hayatlarına da devam edebilirler. Yani sadece yumurta toplandığı gün, yarım gün işe gidemiyorlar. Onun dışında günlük kontrollerini çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Ve dediğim gibi başlaması bitmesi 15 gün sürüyor. O gün ondan sonra yumurtaları donduruyoruz. Ne kadar istersek o kadar saklayabiliriz. Ne kadar süre kalabiliyor diye soracaktım. Yani şu anda yönetmelikte 5 yıl yazıyor ama bunu uzatmak mümkün. Çünkü bir kere bekarlar da bunu, yani illa evli olması gerekmiyor kadının, bekarlar da dondurabiliyorlar. Hı hı. Ve diyelim ki dondurdu, 10 sene sonra evlendi, 12 sene sonra çocuk sahibi olmak istiyor. Hiç problem değil, istediği kadar saklayabiliyoruz. Peki bu sürenin uzaması yumurtanın kalitesini düşürür mü? Düşürür mü? Hayır, düşürmez. Hı. Yani 2 sene
dondurmanızla 20 sene dondurmanız arasında hiçbir fark yok. Yani dondurduktan sonra zaten yumurta o noktada kalıyor. Yani diyelim ki siz 25 yaşındayken dondurdunuz. Siz 40 yaşına geldiğinizde 25 yaşındaki yumurtalarınıza sahip oluyorsunuz ki bu da gebelik şansınızın çok yüksek olmasına sebep oluyor. Ne kadar önemli. Peki, çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Beraber mutfağa geçelim. Geçelim efendim. Güzel kokular geliyordu pasta şefimizden. Ellerine sağlık şimdiden ama bir de çorbamız var galiba. Bir unsuz, şekersiz bir kekimiz var. Keçi boynuzu tozuyla kekimiz var. Çok güzel görünüyor. Kakaolu, şeker ve un yok. Sağlıklı bir çorbamız var. Öncesinde çorbamız, daha sonra kekimizle bugünü bitirdik diyorsun. Ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, yayınımızın sonuna geldik. İdlib'de hain saldırı sonucunda şehit düşen Mehmetçiklerimize bir kez daha gönülden başsağlığı, acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Yayınımızı kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.